Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Bugünkü durağımız Fatih'te bulunan Sav Express kargodayız. Yanımızda işletme sahiplerimiz İdris Bey ve Mehmet Bey bulunuyor. İdris Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Mehmet Bey sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Mehmet. Sav Express Kargo'nun kurucu ortağıyım. Güzel efendim. İdris Bey sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Sav Express firmasının kurucusuyum ben. Şöyle söyleyeyim size. Altyapı olarak kargonun içinden geliyorum. Surat Kargo'da 4 yıl, 5 yıl bir tecrübe sahibim. Domestik kargoda. Güzel efendim. Yani sektörde eskisiniz anladığım Tabii ki kadarıyla. sektörde var 7 yıl. Peki Sav Express'i tanıyabilir miyiz biraz? Sav Express şöyle söyleyeyim size. Buradan Avrupa'ya, Amerika'ya, dünyanın her tarafına ürün gönderiyoruz. Kapıdan yani İstanbul içinde 4-5 tane şu an nakliye aracımız var. Müşterilerimizden adresten teslim alıp Adrese geri iadesini bırakabiliyorsunuz. Evet. Bu sadece kargo, küçük boy kargolar mı, orta boy mu? her türlü kargo. Mikro ihracat da yapıyoruz, normal ihracat da yapıyoruz, numune bazında da gönderim yapıyoruz. Yani aklınıza gelebilecek tüm kargo sektörünün her türlü hizmeti veriyoruz. A'dan Z'ye kargo Tabii. bizim işimiz diyorsunuz yani. Bizim işimiz. Gayet güzel efendim. Peki çalışma saatlerimizi değinebilir miyiz Mehmet Bey? Tabii ki çalışma saatlerimiz zaten bölgeye uygun şekilde sabah 9, akşam 6 olmak üzere hafta içi. Hafta Kaç personele hizmet veriyoruz peki? şu an 10 personelle çalışıyoruz. Tabii ilerleyen süreçlerde gerekirse bunu artırabiliriz bu sayıda. Yükseltebiliriz diyorsunuz. Peki hangi ülkelere hizmet veriyoruz? Genel olarak bizim ana branşımız Avrupa, Amerika, Kanada, Avustralya. Yani dünyanın her tarafına gönderim yapabiliyoruz ama genel olarak hani bu tarz saydığım bölgelere daha çok hitap ediyoruz. Çünkü bu bölgelerde daha çok talep ediliyor yani müşterilerimiz. Bizim müşteri potansiyelimiz genellikle işte Avrupa, Avustralya, Kanada bu tarz yerlere hani diyelim gönderim yapıyor. Süreç peki nasıl işliyor? Süreç şöyle işliyor. İsterse müşterilerimiz adres verip biz adresinden ürünlerini teslim alabiliyoruz. Ondan sonra getiriyoruz burada gümrüklemesini vesaire yapıp gönderimi yapıyoruz. Avrupa, Amerika, Kanada'da genel olarak yani 4 ile 7 gün arasında teslim oluyor ekspres gönderilerimiz. Yani bazen 2 günde de teslim oluyor ama tabii biz bunu hani bir sürpriz olmaması için Koyuyorsunuz yani evet içine. 4-5 gün bazen 6 gün en geç maksimum 7 gün. Anlıyorum. Peki garanti sürecimiz diyeceğim size ürünlerin başına bir şey gelmesi durumunda nasıl karşılanıyor? Herhangi bir sorun olduğunda yani ürün zaten kırılacak ürünler daha çok hani ambalaj yapıyoruz zaten sigorta yapmıyoruz kesinlikle kırılacak ürünlere. Onun haricinde herhangi bir kayıp hasarlı bir ürün olduğu zaman müşterinin gereken ne varsa karşılıyoruz hasarını. Peki yurt dışında bu işlem nasıl oluyor? Müşteri mesela kargosunu getirip nereye teslim ediyor? Nereden gönderebilir? Ya da siz buradan nasıl gönderiyorsunuz? Yani yurt dışında bir müşteri bize oradan buraya kargo göndermek isterse bizim kendi anlaşma numaralarımız var. Kurumsal firmalarla da çalışıyoruz dünya çapında. FedEx, UPS, DHL gibi. Bu tarz firmalarla, kurumsal firmalarla anlaşma numaramızın üzerinde bize ürün gönderebilir. Peki adresten alınabiliyor mu kargo ya da adrese bırakabiliyor mu? Türkiye içerisinde mi? Türkiye içerisinde, yurt dışında da ikisi için de Evet, konuşabiliriz. evet. Adres kapı teslim zaten. Buradan gönderdiğimiz bütün kargolar kapı teslim. Yani müşteri karşıdaki Kanada'daki örnek diyelim. Kanada'da, Avrupa'da müşteri gidip hani gümrükte uğraşmıyor. Zaten direkt kargo adrese geliyor. Adres teslim, kapı teslim hepsi. Peki teslimattan nasıl yapabiliyoruz? Müşteri evinden alabiliyor musunuz? Türkiye içinden şöyle söyleyeyim. İstanbul içinde zaten şu an 5 tane nakliye aracımız var. İstanbul içinde her taraftan, İstanbul her bölgesinden kendi araçlarımıza teslim alıyoruz. Şehirler az, yani farklı bir şehir olursa da örneğin Gaziantep, Adana, Denizli, Bursa tarzı şehirlerde olursa da bizim Surat Kargo ile kargo anlaşmamız var. Surat Kargo'ya gidip bizim cari bir numaramız var. O cari numaramızla bize kargo gönderebilirler müşterilerimiz. Biz de buradan gideceği ülkeye gönderimini yaparız. Yani A'dan Z'ye yine teslimatını biz Tabii. sağlıyoruz diyorsunuz. Evet. Peki Mehmet Bey, misyon olarak ne düşünüyorsunuz efendim geleceğe dair? Yani misyon olarak küçük bir işletme olarak başladık burada. Tabii ki bizim amacımız bunu daha da büyütmek, sektörün içine girerek bunu daha da arttırmak, potansiyelimizi arttırmak. Bu anlamda hizmet çeşitliliğimizi arttırmak. Yani hava kargo, karayolu, uçak kargo, ekspres
Bütün bunları arttırarak sektörde önce olmak istiyoruz. Peki, bir soru daha yönelteceğim size. Neden SAV Express tercih edilmeli? Neden tercih edilmeli? Bizim için en önemli şey güvendir. Biliyorsunuz kargo işinde en önemli şey güvendir. Biz bunu sağlıyoruz. Yani güvenilir olmayı sağlıyoruz. Onun dışında müşterimizin en çok istediği şeylerden birisi de hızdır. Yani bir ürün gönderdiğimiz zaman hepimiz ne diyoruz? Hemen yerine ulaşsın. Biz bunları yerine getiriyoruz. Bu konuda herhangi bir kesinlikle bir sıkıntımız yok. Bunları yerine getiriyoruz. Onun dışında da kaliteli hizmet veriyoruz müşterilerimize. Yani biz kargosunu gönderdikten sonra bizim işimiz bitmiyor. Evet. Daha sonra da müşteri herhangi bir sıkıntı olduğunda biz sürekli irtibattayız. Satış sonrası da müşterilerimize destek sunuyoruz. Gayet güzel efendim. Ben çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden ötürü. Ayrıca nazik davetinizden ötürü efendim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sözü tekrardan merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın efendim.